KVS Türk, Pancar Şekeri programını sunar. Merhaba değerli Agro TV izleyicileri, Pancar Şekeri programına hoş geldiniz. Öncelikle yakın zamanda depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Bugün yanımızda Mustafa Kutlu var. Mustafa Bey hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Hoş bulduk, teşekkürler. Yani nasıl olmamız gerekiyorsa aslında öyleyiz. Ruhen bitik, bedenen yorgun bir vaziyetteyiz. Yaşadığımız bu deprem afeti için ben ölen vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ölen vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yani ülkemiz gerçekten büyük bir badire atlattı. Büyük bir badireden geçiyor şu an. Daha atlatamadık gerçi. Büyük bir yıkım. Hazırlıklı olmakta fayda var yenilerine. Çünkü ülkemizin bir gerçeğidir deprem. Ülkemizin gerçeği bu depremle de yaşamayı öğrenmeliyiz. Ona uygun ne gerekiyorsa da elimizden geleni yapmalıyız diyerek programımıza başlayalım. Tabii ben o zaman sorularıma başlıyorum. Evet. İlk olarak 2022 yılı pancar üretimi açısından nasıl geçti Mustafa Bey? Şimdi 2022 yılı pancar açısından baktığımızda çiftçiler yönünden çok verimli. Hem şeker yönünden, hem alından verim yönünden, hem de değer yönünden, parasal değer yönünden çiftçilerimiz ciddi, olumlu bir yıl geçirdiler 2022 yılında. Tabii bir kargaşayla başladı. Pancar ekelim mi, ekmeyelim mi, fiyat ne olacak, ne olmayacak kargaşası vardı. Çünkü fiyat 2022'ye başlarken ki yıl başındaki doların, euronun, yani dövizin oynaması artı biliyorsunuz ülkemizdeki yapılan tarımın %90'ı dışa bağımlıyız. Gübremiz dışarıdan geliyor, ilacımız dışarıdan geliyor. İlacın kendisi gelmese bile ham maddesi dışarıdan geliyor. Tohumlar dış kaynaklı. Şimdi baktığınızda da otomatikman her şeyde biz dövizden etkilenen bir sektör pozisyonundayız. Tabii pancar çiftçisi de ilk başta kararsızdı. Çünkü fiyat düşüktü. Ama maliyetler katlamıştı, artmıştı. Biz nasıl yaparız, nasıl ederiz telaşına düştüler ama tabii fiyatların erken verilmesi ve onun devamında da yıl içerisinde düzeltmeler yapılması tabii pancar olan ilgiyi arttırdı. Otomatikman da pancar çiftçisi geçtiğimiz sezon 2022 yılında ciddi anlamda hem artı kar kazandı hem de üretimini gerçekleştirdi. Ama baktığımızda 2022 yılı pancar için iyiyken diğer bazı ürünler için kötüydü. Hı hı. Ve onu da eken aynı çiftçiydi. Çünkü İç Anadolu'ya geldiğimizde çiftçimizin hem pancarı var hem mısırı var. Mısır iyi değildi, pancar iyiydi. Ve 2023'te de otomatikman birazdan değineceğiz. 2023'te de otomatikman bu pancardan dolayı artı barem yazaraktan pancarın artmasına, mısırın sabit ya da aşağıya düşmesine sebep olacak bir görüntü arz etti bize. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi siz biraz değindiniz ama ben daha detaylı anlatmanızı istediğim için soruyorum. Hı-hı. 2023 yılı için öngörüleriniz nelerdir? 2022 gibi verimli olur mu? Çiftçiyi neler bekliyor? Şimdi 2022 yılı asıl ihtiyacımız olan yağış, asıl ihtiyacımız olan su yönünden baktığımızda 2022 ciddi anlamda yağışlı ve karlı geçen bir yıldı. Ve bunun dolayısıyla da baktığınızda bunun neticesinde de hem kar ve yağmur yağdı, hem hava soğuk gitti, hastalıklar bir kırıldı tarlalardaki. O nedenden dolayı 2022 sezonu çok fazla hastalık olmadan, çok fazla zararlı olmadan otomatikman çiftçimiz zamanında hasat ederekten hem pancardan kök verimini aldı hem de
fabrikalara gittiğinde de şeker oranları, yani polarlar yüksek çıktı ve çiftçi fabrika koordinasyonuyla her iki tarafta bu işten mutlu ayrıldı. Ama 2023'e geldiğimizde, 2022'nin sonbaharını düşünün, 2023'e girerken erken kışı düşünün, o dönemlerde ciddi bir kuraklık yaşadık. Ciddi bir kuraklık yaşandı. İşte Şubat'ın başında bir kar yağışı aldık, yağmur aldık. Ondan sonra da yine kar yok, yağmur yok o olaylardan sonra. Tabii en büyük problemimiz su problemi olacak. Evet. Kuraklık kapıda. Çünkü bütün barajlardaki sular azaldı. Buna istinaden barajda su azalıyorsa yeraltı suyu da azalıyor. Yeraltı suyunda bir sabitlik yok. O da azalıyor. Çünkü yeraltı suyunu besleyen ne? Dağa düşen karlar. Dağa kar düşecek ki o kar yavaş yavaş eriyecek ve yeraltı suyuna takviye olacak. Bu olmayınca otomatikman da biz kuraklıkla karşı karşıyayız. Ama 2022'de pancardan para kazanan çiftçi 2023'te ekilişini arttırarak kotasının %10, %15, %20 fazlasını ekerek yoluna devam edecek. Tabii buna istinaden pancar kotası olmayan çiftçi de açığa pancar dediğimiz bir olay var. Açığa pancar ekmeye kalkacak. Ve otomatikman da baktığımızda açığa pancar ekildiğinde kotası kadar eken çiftçi varsa, kotalar tamamlandığında açığa ekilen pancar çok cüzi, çok düşük fiyatlara satış gerçekleşecek fabrikalara. Bundan dolayı da çiftçiyi açığa ekenler zarar edecek. O yüzden biz çok açığa ekilmesinden yana değiliz 2023 yılında. Herkes kotası kadar, kotasının %10, %15 fazlası kadar eksin, onu üretsin, bize yeter diyoruz. Ama tabii ki de tabii değineceğimiz şeyler var, geleceğimiz noktalar var. Bir yerde bir açık varsa o açığı da diğer bölgelerin kapatması gerekiyor. Özellikle bu depremde, yani deprem bölgesinde bir üretim vardı. Çünkü 11 ili etkileyen bir pozisyon deprem. Tabii 11 ilde çiftçiler de tarım alet ve makineleri yönünden artı kayıplar yönünden ciddi sıkıntılar yaşadı. Çünkü bir deprem gerçekleşti ve bu depremin neticesinde de yakınlarını kaybettiler. Evet. Yakınlarını kaybettiler, evlerini kaybettiler, ortamı kaybettiler. En azından o psikolojiyi düşünün. Bu psikolojiyle de nasıl bir ekiliş yapılacak, o bölgede ne üretilecek? Çünkü büyük bir alan ve büyük bir saha, büyük bir tarımsal bölge orası. Kahramanmaraş'ı düşünün, Hatay'ı düşünün. Antep'i düşünün, Diyarbakır'ı düşünün, Malatya'yı düşünün. Büyük bir saha, Elazığ var, Adana'da etkilenen yerler var. Ve otomatikman da olacak şu, tabii ileriki günler bunu belli edecek. Orada nasıl bir eksilme olacaksa bu taraftan da biz ülkemiz için üretmeliyiz, üretilmeli. Onun da planlamasını tabii Tarım Bakanlığı mutlaka ve mutlaka yapacaktır. Çeşitli önlemlerin alınması gerekiyor kesinlikle, bununla ilgili. Kesinlikle. O zaman ben Ekim öncesinde toprak hazırlığı nasıl olmalıdır diye devam etmek istiyorum. Şimdi pancarda bizim yıllardır söylediğimiz bir şey var. Pancar bir kök bitkisi. Kök bitkisi olduğu için de topraklarımızı rahat ettirmeliyiz. Topraklarımızı derin işlemeliyiz. Tekli patlatma dediğimiz dip kazanla topraklarımızı işleyerek en azından pancar tarımını hazırlamalıyız. Şimdi normal şartlarda pancar münavebe bitkisi. Münavebe bitkisi olduğu için de bir sahaya ekilen pancarın aynı tarlaya 4 yılda bir ekilmesi gerekiyor. Yani bir ektiğimiz yere üst üste pancar ekmemeliyiz. Üst üste pancar ekersek hem toprağımızı yormuş oluyoruz, hem verimimiz gitgide düşüyor, hem de erkek pancar dediğimiz istemediğimiz sıkıntılara neden oluyor. Bu nedenden kaynaklı. Pancarı biz aynı sahaya 4 yılda bir ekmeliyiz. Zaten bu da baktığınızda münavebeye giriyor. Münavebeye sokmalıyız. Onun için de pancar ekmeden önce, pancar ekmeden önceki dönemde sonbaharında, diyelim 2023'ün baharında ekeceğiz pancarı, 2022'nin sonbaharında dip kazanla tarlamızı sürüp bırakmalıydık. Devamında da zaten yeni yıla girdiğimizde yağan yağmurla, yağan karlardan sonra tarlamızı bir güzel işleyip çok derin olmamak kaydıyla. Çünkü derini biz sonbaharda işlemeliyiz.
İlkbaharda tarlalarımızı daha yüzeysel, daha yüzlek işlemeliyiz. Ve toprağımızı bastırarak, oturtarak pancarımızı ekmeliyiz. Hı hı. Ve tarlalarımızda özellikle pancar için, pancar çünkü çok hassas bir ürün. Çıkışı nazlıdır, nazlı çıkar. Böyle bir mısır gibi dar yapraklı olmadığı için, geniş yapraklı bir ürün olduğu için otomatikman tarlada kayse bağladığında veya bir kersek olduğunda sıkıntı yaratır. Onun için tarlalarımızı kayse tabakası yaratmayacak şekilde artı kayse tabakası yaratmayacak şekilde artı kersek yani küçük küçük toprak parçaları olmayacak şekilde bulgur gibi işlemeli ve ona göre de ekilişimizi yapmalıyız. Pancar tarımının olmazsa olmazı budur. Toprağı çok iyi işlemeli, toprağı çok iyi parçalamalı ve kerseksiz bir tarlaya pancarımızı ekmeliyiz. Artık yeni teknolojiyle baktığımızda yeni teknolojide kaplı tohum kullanıyoruz. Kapsız, çıplak tohum dediğimiz tohumlar kullanan fabrikalar var, kullanan çiftçilerimiz var ama kaplı tohum kullanıyoruz. Kaplı tohumda da su çok önemli, nem çok önemli. O yüzden tarlamızı çok iyi işlemeli. Eğer yağmura bekleyeceksek yağmura göre, yağmuru beklemeyeceksek de sulayacaksak da ona göre ekilişlerimizi yapmalı ve yolumuza devam etmeliyiz. Ama dediğimiz gibi toprak işleme burada çok önemli. Hı hı. Toprak işleme yaparaktan en azından hem verimin garantisini hem de poların garantisini ortaya koyuyorsunuz. Birinci aşama bu. Bunu yapmadınız mı bunun ikinci aşaması yok. İkinci aşamada siz %100'den değil %70'den başlıyorsunuz. Toprak işleme o yüzden çok, çok önemli. Evet. Teşekkür ediyorum. Ekim için en uygun tarihler nelerdir? Hangi bölge, hangi tarihte ekime başlamalıdır? Evet. Şimdi ülkemizde zaten pancarın asıl ekildiği yer İç Anadolu. Hı hı. Fakat geçiş bölgeleri olsun, artı sahil kuşağı olsun yine ekilişler yapılıyor fabrikalara göre. Özellikle baktığımızda Alpullu Şeker Fabrikası'nın olduğu bölgede Şubat itibariyle, Şubat'ın 20'si, 25'i itibariyle ekilişler başlayabilir. Onunla yana sıkıntı yok. Ama Mart'ta ekilişler yapılıyor genelde orada. Yağmura göre ekilişler yapıyor. Çünkü normal bir sulama sistemi direktman her çiftçimizde yok. Yağmuru bekliyorlar. Ekilişi yapıp yağmura da denk getirip en azından sulamadan çıkışı sağlıyorlar. Onun dışında geçiş bölgeleri dediğimiz Amasya olsun. Bu tarafta Marmara bölgesi. Tüm bunlara baktığınızda yani ilk ekilişe başlayanlar ülkenin çevresini düşündüğümüzde dışarıdan içeriye doğru geliyoruz. Dışarıda Mart ayında ekildiğini farz edelim. Mart ayında ekilen pancar içeriye doğru geldikçe artık Nisan 20-23 çünkü 23 Nisan'da bir don yaşıyoruz İç Anadolu'da. O dona denk getirmemek lazım. Yani o 23 Nisan, 24 Nisan'da pancarımız çıkmamış olması gerekiyor. Tohumumuzu ekelim. 5-6 günde zaten aşağıda çimlenecek, yukarıya gelecektir ama amacımız 23 Nisan'a denk getirmemek. Hı hı. 23 Nisan'da tohumumuz dışarıya çıkmamış olsun. Çimlenmeyi tamamlayıp kendisini toprak üstüne atmamış olsun istiyoruz. Çünkü 23 Nisan İç Anadolu için kritik eşik. Aynı şekilde bölgelerin baktığınızda son donları dediğimiz tarihler önemli bölgelerde de. Asıl söylediğimiz hani Şubat'ta ekebilir, Şubat'ın sonunda buralara ekebilir, Mart'ta buralara ekebilir dediğimizde asıl konuşmamız gereken şu, bölgelerdeki son donlar, bunu meteorolojiden öğrenebilir çiftçilerimiz. Bizim bölgede yıllara göre baktığımızda son donlar ne zaman oluyor diye baktığında otomatikman ortaya ne zaman ekmesi gerektiği çıkıyor. İç Anadolu'nun mesela son donları genel anlamda ortalamaya vurduğunuzda 23 Nisan donları var. 23 Nisan'da don olayı oluyor. O yüzden de biz ne yapıyoruz? 23 Nisan'da dona kaptırmamak adına daha erken ekmiyoruz. 23 Nisan, 24 Nisan'dan sonra kendisini toprak üstüne atacak şekilde tohumlarımızı ekiyoruz. O yüzden bölgedeki meteoroloji istasyonlarıyla, meteoroloji müdürlükleriyle çiftçimiz görüşerek en azından bölgesiyle alakalı, ortamıyla alakalı, tarlasına kadar bilgi verebilirler. Tarlasını söyler, o tarlada meteorolojide ne olmuş onu bile verebilirler. Ücretli veya ücretsiz onu bilmiyorum ama net bir şekilde şeye böyle kadar inebilirler yani. Tarlaya kadar benim bu tarlamda don ne zaman oldu diyor.
ortalamasını çıkartabilirler. Sıkıntı yok onda. Peki yeni sorumla ben devam ediyorum. Hangi bölgede hangi tohumu seçmek gerekir? Şimdi genel anlamda baktığımızda hani dedik ya Türkiye'nin dıştan içeriye doğru geliyoruz. Dışarıdaki ektiğimiz tohumlar geççi tohumlar yani verim ağırlıklı tohumlar. Baktığınızda N tipi, Z tipi diye gider. N'den Z'ye kadar bir tip olayımız var bizde. Verim ve şeker. Verim ve şeker arasında da belli oranlarda hem verimi hem şekeri orantılı olan çeşitler, hem direktman verimi oynayan çeşitler veya direktman şeker oynayan çeşitler diye baktığınızda dışarıdan içeriye doğru geldiğimizde en dışta verim var zaten. Çünkü vejetasyon süresi uzuyor. Verim var. Pancar orada rahat rahat kökünü büyütebiliyor. Oradaki bizim yapmamız gereken ne? Şekeri yüksek çeşitler ekmek. Şekeri yüksek çeşitler ektiğimiz zaman bu sefer ne oluyor? En dışta sıcaktan kaynaklı verim çok, şeker az oluyor. Polar oranı az oluyor. Polar oranı az olduğu için de biz en dışarılara şeker oranı yüksek, içerilere doğru, merkezlere doğru geldiğimizde de verim oranı yüksek çeşitler ekmeliyiz. Baktığınızda ortaya ne çıkıyor? Çünkü İç Anadolu hem geç ısınıyor, erken soğuyor. Bu nedenden kaynaklı İç Anadolu'da en merkezi pozisyonda yapmamız gereken balansı yüksek çeşitler ekmeliyiz. Yani hem verim verecek hem şeker verecek. Bununla ilgili bizim skalalarımız var zaten. Biz çiftçilerimizle yaptığımız toplantılarda genel anlamda bunları anlatıyoruz kendi çeşitlerimizle alakalı. Ama genel anlamda çiftçimiz bize ulaşaraktan da hangi çeşidi nerede ekmem gerektiğini veya bir çeşit söylesin bize. Ben bunu burada ekebilir miyim? Biz ona da cevap verebiliriz. Ondan yana sıkıntımız yok. Ama dediğimiz gibi olması gereken şu, bölgemize göre hareket etmeliyiz. Evet. Bölgemiz bizden ne istiyor? Örnek, ben bir Alpullu'da üretim yapacaksam orada ben şeker oranı yüksek çeşitler ekerim. Çünkü sıcaktan kaynaklı şeker oranı düşük çıkacaktır. Zaten verim verecektir pancarım. Ben o yüzden orada şeker oranı yüksek olan çeşitler ekerim. Ama İç Anadolu'ya geldikçe yaylalık bir yerde ekeceksem çok şeker oranı önemli değil benim için. Zaten pancarım orada şeker verecektir. Çünkü aşırı sıcak olmadığı için. Ama ben ne yapmalıyım? Verimli çeşit ekmeliyim orada. Çünkü orada verimde sıkıntım olacaktır. Evet. Çünkü vejetasyon süresi kısalacaktır. Teşekkür ederim hocam. Şimdi 2023 yılının pancar üretim kotası belli oldu mu? Üretici memnun olacak mı? Evet. Şimdi 2023 yılının pancar kotası, üretim kotası zaten belli. Yani üretim kotaları aşağı yukarı her fabrikada üretim kotası mevcut. O üretim kotasını da zaten çiftçilerin kotalarıyla topladığınızda ortaya çıkan fabrikanın kotası. Fabrikanın kotası da zaten çiftçi vazgeçti mi o kota fabrikada, fabrika diğer birine o kotayı yansıtıyor ve o şekilde yoluna devam ediyor. Kota aynı aslında. Değişen bir şey yok. Ama bu sene, geçen sene 2022 yılında pancarın para etmesiyle beraber 2023 yılında herkes kotasını ekecektir diye bir düşüncedeyiz. Çünkü herkes kotasına göre ekiliş yapacak. Herkes kotasını fabrikaya teslim edecek. Sebep şu, pancar iyi para kazandırdığı için diğer alternatif ürünlerden daha iyi pozisyona geçti. Daha iyi pozisyona da geçince ve yıl içerisinde de enflasyona göre fiyatlarda oynama olduğu için pancar çiftçisi sonuçta memnun oldu. Memnun olunca da herkes kotasını ekecek. Kotada bir sıkıntı yok. Bizim burada sadece şunu söylemeliyiz. Açığa ekecek çiftçilerimizi uyarmalıyız. Evet. Çünkü açığa ekecek çiftçilerde şöyle düşünün. Açığa ektiniz pancarı. Pancarda talep var fakat ortada pancar yoksa açığa ektiğiniz pancarı yüksek fiyata satabiliyorsunuz. Ama herkes kotasını ekti, herkes kotasını tamamladı, fabrikaya teslim etti. Siz açığa pancar ektiniz, otomatikman onu kime satacaksınız? Böyle bir sıkıntı doğuyor. Evet. Pancar yerde kalmaz ama çok cüzi bir fiyata gider. Bu da artan bu maliyetlerle çiftçimizi memnun etmez. Çünkü maliyetler artık eskisi gibi değil. Tüm ürünlerde maliyetler katladı. Ülkedeki bu döviz olaylarından kaynaklı, bu ülkedeki bu enflasyondan kaynaklı maliyetler patladı. Maliyetler patladığı için, maliyetler arttığı için
otomatikman da zaten sizin üretim maliyetiniz artıyor. Kilogram başına gelen miktarınız artıyor. Otomatikman da siz bunu değerli bir paraya satmıyorsanız o işten zarar edersiniz. Kimse de zarar ettiği bir işi yapmaz. Yapmak istemez. Durum bu. Doğru. Su krizi pancar üretimini nasıl etkiliyor? Çözüm önerileriniz nelerdir? Evet. Su en önemli şeylerden bir tanesi aslında. Yani suyunuz yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Evet. Su varsa hayat var. Biz bunu her zaman söylüyoruz. İşte su platformları var. Suyla ilgili kongreler var. Su anlatılıyor, anlatılıyor, anlatılıyor ama her zamanki gibi su anlatılıyor sadece. Anlatıldığıyla kalıyor. Ne yapılıyor deseniz yeni bir şey yapılıyor mu? Hayır, yapılmıyor. Şimdi baktığınızda suyla alakalı suyun en fazla kullandığı yer tarım. En fazla su tarımda kullanılıyor. Fakat tarımda bir değişiklik yapabiliyor muyuz veya çiftçimizi ona göre yönlendirebiliyor muyuz sorusuna vereceğimiz cevap tabii ki de hayır oluyor. Biz yönlendirmeye çalışıyoruz fakat tabii bir yaptırım yok. Bir yaptırım olmadığı için de çiftçi buna yönelmiyor. Yani sonuçta kolayına geliyor. Şu an için suya ulaşabiliyorsa bunu önemsemiyor çiftçimiz. Biz mesela her zaman dedik damlama sulama esas. Evet. Damlama sulamaya herkes geçmeli. Her üründe damlama sulama olmalı. Ya da damlama sulamanın olmadığı yerlerde veya damlama sulamaya uygun olmayan bitkilerde yağmurlama yapılmalı. Sıkıntı yok. Ama nedir? Salma sulama veya bizim tabirle vahşi sulama yapılmamalı. Çünkü vahşi sulamada ne kadar su kullandığınızın farkında bile olmuyorsunuz. Artı damlama sulamayı da vahşi sulama gibi yapan çiftçilerimiz var. Biz her zaman uyarıyoruz. Damlama sulama farklı bir sistemdir. Damlama sulama aynı vahşi sulama gibi damlamayı açın, 10 saat aksın, 15 saat aksın değildir. Bunu yaptığınız takdirde su toprağınızda kendisine bir yol bulur ve o yoldan sizin toprağınızı işlediğiniz en sert zemine kadar iner. Oraya indikten sonra da orada ne kadar yağışlardan dolayı veya sizin sulamanızdan dolayı aşağı ittiğiniz tuz, kireç artı diğer istenmeyen şeyler varsa onların hepsini tekrar yukarıya çıkartır ve bitkinize zarar verirsiniz. Hem veriminiz düşer hem de bitkinizin kökleri, yani sonuçta bitkinizin kökleri de canlı. Bu canlıyı da aşırı şekilde suyun içinde bırakmak otomatikman zaten bitkinizde verim kaybına neden olacaktır. Bu da sizin direktman hem kesenizden çıkacak hem de ülkemizin ekonomisinden çıkacak. Çünkü orada sizin ürettiğiniz birim maliyetle ürettiğiniz maksimum verim hem size hem ülkemize artı yazacaktır. Ama harcadığınız para belli. Bu parayla 10 ton alacağınıza 7 ton aldığınızda 3 ton kaybettiniz. Kim kaybetti? Siz kaybettiniz. Aslında siz değil, ülke kaybetti. Biz o 3 tonu tekrar kapatmak için başka bir tarlada tekrar aynı ürünü ekmeliyiz ki o 3 tonu kapatalım. O yüzden herkes üstüne düşen vazifeyi net bir şekilde yapmalı. Su önemli ve su krizini de işte bu yıl yaşayacağız gibi geliyor. Çünkü bakıyorum ben meteorolojiye, önümüzde yağış gözükmüyor. Yağış gözükmemesi de sıkıntı. Yani mutlaka su problemi yaşayacağız. Bunun önüne de nasıl geçeriz? Biz mesela değişik yeni teknolojiler kullanarak geçtik daha önceki yıllarda. Mesela bir kuyumuz var. Bir kuyuya 250 dekarlık bir alan ayırabiliyorsunuz sulaması için. 250 dekarı sular diyorsunuz bu kuyu. Altılık kuyu. Saatte de aşağı yukarı 150 ile 200 ton arasında ortalama bir su çıkartıyor. Ve biz diyoruz ki burada biz 250 dekarlık alanda bir domates tarımı yapabiliriz. Veya 250 dekarlık alanda mısır tarımı yapabiliriz. Veya 300 dekarlık alanda pancar tarımı yapabiliriz diyoruz kendimizce. Tabii bunu nasıl arttırabiliriz'in derdine düştük. Çünkü niye? O su bana lazım. Lazım olunca da ben bunu 250-300 dönümle değil de bir 400 dönümde nasıl değerlendirebilirim telaşına düştük. Ve buna da düştükten sonra da yeni teknolojilerle geliştirilen su tutucular var. Bunu taban gübresiyle beraber atıyorsunuz tarlanıza. Otomatikman bu kendi ebatının 490-500 katına kadar çıkıyor, genişliyor ve o kapasitede su tutuyor. Ve bunu da siz taban gübresiyle attığınız için toprağa da arasına alaraktan orada geniş bir havuz sistemi gibi düşünün.
bir sistemle suyu tutuyor. Ve bitkinize ihtiyacı olduğu anda o suyu kullanmasını sağlıyor. İhtiyacı olduğunda o suyu kullandığında bitkiniz strese, sıkıntıya girmeden yola devam ediyor. Bu da bize ne sağlıyor? Ben diyelim ki 9 günde bir veya 10 günde bir mısırımı suluyorsam veya 10 günde bir pancarımı suluyorsam, bu bana 14 günde bir pancarımı sulatıyorsa 4 gün yapar. Çok büyük 10 bir gün, tasarruf. 14 gün. Ben pancarı 8 defa suladığımı düşünün. 80 gün boyunca suluyorum. 8 defa suluyorsam 80 gün sulamam var benim. Ben 14 güne bir sulayacak olursam, nereden bakarsanız bakın, 6,5 defaya düşer. 1,5 defa benim karım oluyor. KVS Türk'ün sunduğu pancar şekeri devam ediyor. Yani 1,5 da nedir biliyor musunuz? Bir sulamaya 10 saat suluyorsam, baktığınızda dekara ne gelir? Yaklaşık olarak 10 saatin sonunda dekara yaklaşık olarak bir 7 ton, 6-7 ton gibi bir su düşer. 7 ton gibi bir su düştüğünü farz edelim. 1,5 sulama, yani ben 10-11 ton sudan tasarruf ediyorum. 11 ton sudan tasarruf etmek çok büyük bir şey. Evet. Ben bu suyu başka bir tarımsal alanda kullanırım. Veyahut da hiç ellemem. Benim toprağımın altında kalır. Yeraltı suyu olarak bir sonraki seneye onu kullanarak yoluma devam ederim. Sistem bu aslında. Yani elimizdeki mevcudu varken değil, yokken değil. Varken değerini bilmeliyiz. Evet. Varken değerini bilelim ki yoka düştüğümüzde daha iyi anlayalım ve yoka düşmeyelim. Varken değerini bilersek yoka düşmeden yolumuza devam ederiz. Sistem bu yani. Peki hocam, başka kullanılan kaynaklar için nasıl tasarruf önerileriniz var? Mesela elektrik olabilir, diğer kaynaklar. Şimdi hemen söyleyeyim. Siz suyu zaten yani bu su tutucuları kullanaraktan veya toprağınızı düzenli işleyerekten, toprağınızda kullandığınız organik maddeyi yükselterekten suyu tuttuğunuzu farz ettiğimizde otomatikman zaten elektrik tasarrufu da yapacaksınız. Hı hı. Neden? Kuyu çalışıyor devamlı. Şöyle düşünün, ben kuyuyu 8 defa çalıştırdım. Yağmurlama sulama yaptım veya damlama sulama yaptım. Döndüm peşine, su tutucu kullandım. Yine suyu tasarruf ettim. 6,5 defa suladım. O 1,5 defanın elektriği cebimde kalacak. Benim cebimde elektrik parası kalırken devletimizde de elektrik kalacak. Ve otomatikman bu ne olacak? Bizi yurt dışına daha az bağımlı hale getirecek enerji konusunda. Çünkü biz dışarıdan da elektrik alıyoruz. Evet. Dışarıdan elektrik alıyoruz. Onun dışında elektrik olmayıp da mazotla sulama yapan çiftçilerimiz var. Direktman elektrik yok bölgesinde. Elektrik olmadığı için mazotla sulama yapıyor. Ve otomatikman su tutucuyla beraber siz bunu 1,5 sulama geriye çekerseniz olacak olan şu: mazotunuz da cebinizde kalacak. Mazotu da yurt dışından geldiği için mazot olarak da düşündüğünüzde burada hem siz kazanıyorsunuz hem devlet kazanıyor. Ya bundan daha güzel bir şey olamaz yani. Siz hem üretim yapıyorsunuz, hem üretim yaparken de tasarruf yapıp hem üreterek hem tasarruf ederek devletinize kazandırmış oluyorsunuz. Bu bir çiftçi açısından çok önemli bir şey. Evet, kesinlikle. Peki, evet. Yeni başlayacak olan pancar üreticilerine tavsiyeleriniz neler? Şimdi yeni başlayacak pancar üreticilerin ilk önce kota alması lazım. Evet. Yani fabrikalarda pancar ekilişinden vazgeçip ben pancar ekmeyeceğim deyip kotasını geri teslim eden çiftçiler var. Bu çiftçilerin kotasını alıp yeni ilk başta yapmaları gereken pancarda kotayı alabilmek. Kotayı aldıktan sonra da pancar üretimine başladığında İlk yapması gereken şey bölgesindeki önder pancar üreticilerini takip etmesi. Çünkü ya bizlere danışacak bilen kişi olarak ya da bölgesindeki önder kişileri takip edecek. Ama ilk başta yapması gereken şey kota almak. Kotasını aldıktan sonra sıkıntı yok. Kotası varsa ekiliş yapabilir. Ekiliş yaparken de zaten bölgesindeki herkes ona yardımcı olur. Ama pancar zor bir iştir. Pancarla alakalı alet ve ekipmanınızı
pancara göre kurmalısınız. Çünkü pancar sıra arası 45 santime ektiğimiz bir ürün. Baktığınızda tabii ki de 45 santime ektiğiniz bir üründe tüm alet ekipmanlarınız o 45 santime göre planlıyor, programlıyorsunuz. Ve otomatikman da alet ekipmanı başka bir üründe kullanma şansınız yok. O nedenden dolayı yeni bu işe girecek arkadaşlarımız varsa alet ekipmanlarını ona göre kurmalı. Zaten mevzumuz şudur. Bir pancar çiftçisi pancar ekmekten vazgeçtiği anda alet edevatlarını ve alet makinalarını, ekipmanlarını dağıtmışsa bir daha pancara dönmesi çok zordur. Evet. Yeni alet ekipman, yeni sistem kurmalı ve yoluna devam etmelidir. O yüzden yeni arkadaşlara da tavsiyemiz alet ekipmanını kurmadan önce bu işe cidden gönül verecek mi? Bu işi devamlı ve sürekli yapacak mı? Ona göre hareket etmeli. Kotasını almalı. Kotayı aldıktan sonra da alet ekipmanlarını ve bölgesindeki önder kişiyi tespit etmeli. Peki hocam, teşekkür ediyorum tekrar. Yeni sorumla devam ediyorum. Pancar üretiminde sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda nelere dikkat edilmelidir? Yani biraz su tasarrufuna değindik aslında. Evet. Ama varsa eklemek istedikleriniz. Şimdi pancarda sürdürülebilir tarım için münavebe şart. Münavebeye uyum esastır. 4 yılda bir aynı tarlaya pancar ekebilirsiniz. Bu yıl ektiniz. 4. yıl 4 yıl geçer dönersiniz. O ayrı mesele. Ama münavebe esastır. Çünkü neden? Pancar kök bitkisi. Kök bitkisi olduğu için hem toprağı yorar. Çünkü toprağınızdan ciddi anlamda fosfor, ciddi anlamda potasyum kaldıran bir üründür. Toprağınızdan elemental olarak yüksek oranda element kaldırdığı için otomatikman toprağınızı yoruyor. Toprağınızı yorduğu için de üst üste özellikle pancar ekilmemesi şarttır. Pancar ekerseniz üst üste o tarlayı zaten kaybediyorsunuz demektir. İkinci bir şıkta ilk başta da söylediğimiz gibi toprak hazırlığında dip kazanın önemi. Pancar 4 yılda bir ekeceğiniz için 4 yılda bir tarlanıza dip kazan çekebilirsiniz. Zaten dip kazanı her yıl çekemezsiniz tarlanıza. Her yıl çekerseniz toprağın strüktürünü bozarsınız, yapısını bozarsınız. Yapısını bozduğunuz toprakta da hiçbir şey alamazsınız. O yüzden 4 yılda bir dip kazan çekilmesi uygundur. Onu da bir zahmet pancar ürününün önüne çeksinler. Ve kendilerine bunu huy edinsinler. 4 yılda bir ben dip kazan çekeceğim. Ve bu dip kazan çekeceğim yılın devamında da pancar ekeceğim. Bunu kendilerine şartlarlarsa hiçbir sıkıntı kalmaz. Münavebe esas, sulama sistemi esas. Sulamalarımızı çok düzgün ve düzenli yapmalıyız. Anam babam usulüyle değil de meteorolojiyi takip ederek işlem yapmalıyız. Şimdi bazı çiftçilerimiz var. Pancarı ekiyorlar. Tamam, çok güzel. 23 Nisan'da diyelim 20 Nisan'da ekti pancarını. Nisan'ın sonunda pancar çıkış sağladı. Tamam, benim babam ne yapardı? Mayıs'ın sonuna doğru bir su verirdi. İşte verme onu. Bir bak iklime. İklim nasıl gidiyor? İklimde yağmur var mı? Ona göre ver. Ama öyle çiftçilerimiz var ki günü gününe yaşıyor. O gün veriyor suyu. İki gün sonra bir bakıyor ki yağmur yağıyor. Su fazla geliyor. Pancar sararıyor. Pancarın sararmasından ziyade bu sefer kök hastalığı başlıyor. Kök hastalığı başladı mı çiftçi için ekstra masraf. Neden? Gidecek ilaç alacak, o ilaçla ilacı kullanacak, pancardaki o hastalığı durduracak. Ama o hastalığa müdahil olana kadar, o hastalığı durdurana kadar pancarın %10-15'ini kök hastalığından kaybediyorsunuz. Bu kayıpta ne oluyor? 10 ton alacaktınız, 16-17 polar çıkacaktı, 8 ton alıyorsunuz, 14 polar çıkıyor. Neden? Kök hastalığı girdi. Pancarda tuttunuz siz biraz daha büyüttünüz. Büyüyünce pancar otomatikman dekardaki bitki sayısı azalınca pancar büyür. Pancar büyüyünce de şeker düşer. Otomatikman siz hem verimden kaybettiniz, hem şekerden kaybettiniz, hem de ilaç parası ödediniz. Bu nedenden kaynaklı yapmamız gereken meteorolojiyi takip etmek, meteorolojiye göre sulamalarımızı ve meteorolojiye göre de ilaçlamalarımızı yapmak. Peki bu hastalıkların önlenmesi için
ekim sürecinde alınabilecek önlemler var mı ya da daha erken? Şimdi toprağınızı ne kadar iyi işlerseniz ve toprağınızı ne kadar düzenli, kerseksiz bir pozisyona getirirseniz ve pancarınızı tek düze çıkışını sağlarsanız zaten hastalıktan 1-0 öndesiniz. Hastalığa yakalanmıyorsunuz. Eğer çok hassas bir çeşit ekmediyseniz. Eğer bölgenizi zaten bilirsiniz. Bu bölgede kök hastalığı, fusarium yoğun olur diyorsanız o bölgenize kök hastalığına dayanıklı çeşitler ekmelisiniz. Normal çeşit ektiğinizde o da kök hastalığına yakalanacaktır. Çünkü toprakta mevcuttur o hastalık. Otomatikman ne yapıyorsunuz? Kök hastalığına dayanıklı çeşitlere yöneliyorsunuz. Kök hastalığına dayanıklı çeşit ekiyorsunuz. Örnek veriyorum, nematot denen bir zararlı var. Nematot olan bölgelerimiz var. Tarlalarında nematot zararlısı olan bölgelerimiz var. Bu bölgelerde normal çeşit ekemezsiniz. Nematoda dayanıklı çeşit ekmek zorundasınız ki o nematotla mücadele etsin ve o mücadeleden pancarınız galip çıksın. Eğer nematoda dayanıklı bir çeşit ekerseniz tonajınızı alırsınız, pancar büyümeye devam eder. Ama nematoda dayanıklı bir çeşit ekmezseniz nematot bölgesinde o nematot size zararını yapar ve otomatikman da siz 10 ton alayım derken 3 tonu zor alırsınız. Bu da en büyük sıkıntımız. O yüzden bölgemizi çok iyi bilmeli, bölgemizi bilerekten de ona göre meteorolojiyi kullanmalı, biz mühendisleri kullanmalı, mühendislerle içli dışlı olmalı, sormalı, öğrenmeli. Çünkü her zaman için dediğimiz bir şey var, yani çok gezen mi, çok okuyan mı diye deriz. Çok gezen, biz mühendisler çok geziyoruz. Hem okuyoruz hem geziyoruz. O nedenden dolayı cidden biz bir şeyle karşılaştığımızda daha çok biliyoruz. Mevzumuz bu. O yüzden de yani çiftçilerin bizlerle daha koordineli olması bizim en büyük isteğimiz. Teşekkür ediyorum hocam. Peki bu toprak hazırlama sürecinde ilaçlama hangi aşamada yapılmalı? Hangi süreçte? Evet, şimdi şöyle, yapacağınız ilaçlama topraktaki kurtlarla alakalıysa, ben topraktaki kurtlara karşı ilaçlamamı yapayım diyorsanız bunu son tırmığın altına yapabilirsiniz. Son tırmık işlemesinin altına atabilirsiniz. Son tırmıktan önce bunu atar ilacınızı şeyle alakalı, toprak zararlarıyla alakalı. Ondan sonra tırmığınızı çekersiniz. Bir de ot mücadelesi, ot kontrolümüz var bizim. Ot kontrolünde de eğer sulama yapacaksanız farklı, sulama yapmayacaksanız farklı, yağmura bırakacaksanız farklı, ben tırmık altına ot ilacını atarım derseniz farklı sistemler var. Şimdi bu sistemleri anlatacak olursak, çiftçimiz geldi diyelim, ben sulama yapamam, ben tırmık altına toprağa tava getireceğim, toprak hazır olacak, ben tırmık altına ilacımı atacağım, ekilişimi yapacağım, sonra çıkartacağım dedi. Burada ne yapıyoruz? Biz son tırmığın altına diyoruz, ilacını atabilirsin diyoruz. O ilacını, ot ilacını atan arkadaşlara da bizim tavsiyemiz. Piyasada zaten 700 SC diye etkili maddesi baktığınızda litrede 700 cc etkili maddesi olan metamitron etkili maddeli ilaçlar var. Bunları gönül rahatlığıyla kullanabilirler zaten. Bunu kullandırırken biz de çiftçimize diyoruz ki, şimdi sen tırmık altı yapacağın için diyoruz, her tarafa ilacı düşüremeyebilirsin diyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Bitkisel menşeli fülvik asitler var, içerisinde amino asitli olan. Bununla birlikte öneriyoruz ilacı. Ot ilacıyla beraber bunu karıştır diyoruz, at diyoruz. Attığında ne oluyor? Kerseklerin içindeki ot tohumlarına bile, ot tohumlarına bile müdahil olabiliyorsunuz. O nedenden kaynaklı daha sağlıklı bir pozisyonda pancar üretimine başlıyorsunuz. Çünkü ot pancarımızın en büyük düşmanı. Şimdi ot aslında toprağın asıl sahibi. Biz pancarımızı ekiyoruz. Yaklaşık olarak 400-500 bin tane çıkacak olan otun içinde 10 bin tane pancar çıkartıp onu büyütmeye uğraşıyoruz. O nedenden kaynaklı otla mücadele esas. Tırmık altı işlemlerde bunu yapıyorsunuz. Ama ben tohumumu ekerim, ektikten sonra ilacımı atar, yağmurlamamı çalıştırırım, sularım diyorsanız da yine ekilişi yaptıktan sonra yine ot ilacıyla birlikte bitkisel menşeli fülvik asit artı amino asit içeren ürünleri birlikte kullanabilir.
ve ondan sonra da sulamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yaptığınızda da yine aynı şekilde tırmık altında olduğu gibi her tarafa nüfuz eder ve kerseklerin içindeki tohuma, ot tohumlarına bile müdahil olursunuz. Bu da pancarınız açısından önemli bir durum. Çünkü pancar çıkar, gelişimini 4-6 yaprağa getirdiğinde siz eğer düzgün attıktan sonra ancak tek tük otlar görürsünüz. Bu göreceğiniz otlar da dikenli otlar olur. Dikenli otlara da karşı zaten dikenli ot ilaçları var. Onları atar, yolunuza devam edersiniz. Biraz özetlemek istiyorum nelerden bahsettik. 2022 yılını değerlendirdik. 2023 yılından söz ettik biraz beklentilerimizi, öngörülerimizi. Şimdi biraz da hangi bölgede hangi tohumu seçmek gerektiğinden söz ettik. Var mı eklemek istediğiniz bir şey hocam? Şu an için bunlar. Yani hepsini zaten net bir şekilde söylemiştik. Dediğimiz gibi bölgenin şartları, ona göre tohum seçmeli ve yolumuza devam etmeliyiz anlattığımıza göre. Bir sonraki programımızda biraz da tohumlara değineceğiz muhtemelen. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı. Pancar Şekeri programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. KVS Türk, Pancar Şekeri programını sundu.